أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين رب الرحيمز zerrat-ı kainat adedince ezelden ebede kadar hamdü senler olsun ki bu aziz ve mübarek Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesine bizi kavuşturdu. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresiyle fazileti beyan edilen mübarek geceye kavuşturduğu için Rabbi Rahim'imize nihayetsiz hamdü senler olsun. Bu gece hürmetine bu sureyi okuyup başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم هنا أستاذنا توصيتي لأمريلا اللهم اجعل ليلة قدرنا في هذا الرمضان خيرا من ألف شهر لنا ولطلبة رسائل النور الصادقين duasını ta Şaban'ın 15'inden beri bir buçuk aydır yapıyoruz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul etsin, okuduklarımızı kabul etsin. Bu gecenin kadri kıymeti hürmetine hepimizin indallah derecemizi âli eylesin. İndallah kadri kıymetimiz âli olsun. Aile efradımızla, nur talebeleriyle, ümmeti Muhammed'le Cenab-ı Hak bu geceyi de diğer geceler gibi layıkı ve çile değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Rabbimizin ikram buyurduğu bu ilahi sofradan hepimizi azami hissedar eylesin. Vembediüzzaman külliyesinden selam, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi bütün ağabey ve kardeşlerimizin ve bacılarımızın üzerine olsun. İnşallah bir ders okuyacağız 16. sözden. Daha sonra da bu 3 aylar müddetinde okunan yaklaşık kardeşlerimizin vekalet verdiği 2000'e yakın Katm-ı Şerifi, Yasin-i Şerifleri, Cevşen-ül Kebirleri, diğer evratları, ezkarları, tesbihatları hepsini inşallah size vekaleten ruhlarına, bütün ruhlara bağışlayacağız hepimizin ruhlarımıza. Cenab-ı Hak şimdiden kabule karin eylesin. Malum 16. sözün mevzuu, ana mevzuu marifetullah. Yani hılkatın en yüksek gayesi imanı billah'tır. Fıtratın en yüce neticesi marifetullah'tır diyor üstadımız. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi Halık-ı Kainat'ı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. Risale-i Nur külliyatında imanın 6 rüknü geçen haftada okumuştuk. Kur'an-ı Kerim'de yeri verildiği kadar, layık olduğu kadar Risale-i Nur'da da izah edilmiş. Delilleriyle, akli ilmi delillerle izah ve ispat edilmiş. Bu tevhid hakikati de Allah'a iman hakikati ki temeldir, esastır. Bu Risale-i Nur'da daha çok Cenab-ı Hakk'ın şuunatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle ve eserleriyle bu silsile halinde ispat edilmiş, izah edilmiş. Mesela Allah'ımızın 6 tane zati sıfatı var. Nedir? Vacibül vücuttur. Kıdem beka, vahdaniyet, kıyam bi nefsihi, muhalefetun lil havadis. Subuti sıfatları, hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, tekvin sıfatları var. Bu sıfatlarla Rabbimizi bize tarif ediyor, tanıtıyor Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur. Mesela Cenab-ı Hakk'ın işte hiçbir şeye benzememesi, muhalefetun lil havadis, varlığı kendi zatından olması, lazime-i zaruriye-i zatiye diyor üstadımız. Bütün sıfatları, isimleri, şuunatı lazime-i zaruriye-i zatiyesidir. Allah Celle Celaluhu derken bunlarla birlikte bir Allah'tır, bir varlıktır. Bu dersleri Risale-i Nur'dan alıp okuyoruz. Bununla ilgili bir paragraf okuyacağım Ayetül Kübra'dan. Şimdi bu 16. sözle 32. sözün ikinci mevkıfında da yine Allah'ımızın marifetiyle ilgili mühim bir
tevhid hakikatiyle ilgili mühim bir ders var ki şeytan lemalarda, 13. lemada var bu, ekseriyetle insanlara aczi insani noktasında vesvese veriyor, şüpheler veriyor. Nedir bu? İşte birliğiyle beraber Allah birdir, birliğiyle beraber bütün kainatı tek başına nasıl idare ediyor, her şeyi aynı anda nasıl terbiye ediyor, nasıl idare ediyor, yani akla münafi görünüyor bu. İşte her yerde hazır nazırdır, mekandan münezzehtir, hiçbir yerde değil. Her şeye nihayetsiz yakındır, her şey ondan nihayetsiz uzaktır gibi tevhidle ilgili çok mühim hakikatler hususunda şeytan çok vesvese verdiği için aczi insani noktasında üstadımız o mevzuları da 16. sözde, 32. sözde Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde izah etmiş. İnşallah onları birleştirerek böyle bir hulasa ders okuyacağız. Rabbimizi sıfat ve isimleriyle, şuunatıyla tanımayla ilgili Ayet-ül Kübra'daki o yeri okuyayım. Sonra dünyaya gelen, dünyanın yaratanını arayan, 18 adet mertebelerden çıkan, arş-ı hakikate yetişen bir miracı imanı ile gaibana marifetten hazırana ve muhatabana bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki Fatiha-i Şerife'de başından ta İyyâke kelimesine kadar gaibana metü sena ile bir huzur gelip İyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gaibanı aramayı bırakıp aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şuaatıyla onu görmek ve tanımak gibi Halık'ımızın esma-ı husnasıyla ve sıfat-ı kutsiyesiyle onu kabiliyetimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz diyor ve işte Ayet-ül Kübra 22. söz, 33. söz, 2. şua, 23. lem'a, tevhidle ilgili bütün bahisleri okuyoruz elhamdülillah. Şimdi geldik bugünkü dersimizin mevzuna. 16. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun fesubhânellezî biyedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn. İtminan-ı nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan dört şuayı göstermekte kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Biz bunlardan iki şuayı okuyacağız. Birinci ve üçüncü şualar daha çok birinci şuanın başındaki sualle alakadardır. Birinci şua: ey nefs-i nadan, diyorsun ki ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali, yani Allah'ın varlığını kabul ediyor, Allah'a inanıyor, fakat işte şeytan vesvese veriyor ya. Diyorsun ki ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali, vahdet-i şahsiyesiyle müminsiz umumi rububiyeti, ferdaniyetiyle şeriksiz şumulu tasarrufatı, mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması, nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması, birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaiki Kur'aniyedendir. Yani Allah'a imanın icablarındandır ha. Bunlar da Allah'a imanda bu şekilde inanmamız şart olan hakikatler. Ayetlerle sabit. Tabi. Hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Demek akıl neymiş? Hakim neymiş? Hakim akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Yani hikmet odur. Her şeyi aklın da anlayacağı şekilde, idrak edeceği şekilde izah ve ispat ediyor. Ud'u ila sebili
Rabbike bil hikmeti. Ayet var. Vel mev'uzzatil haseneti. Hikmetli ve güzel sözlerle ikna ederek, Risale-i Nur'un mesleği iknadır ya, ta ki itminanı kalb olsun, ta ki karşıdaki muhatap tatmin olsun, o vesveselerden kurtulsun. Öyleyse hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez, yüklemez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor, aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Çok güzel. El cevap, yani kabul ediyorum ama mutmain olmak istiyorum. Malum Kur'an-ı Kerim'de bu da var. Bakara suresinde Hazreti İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Dağılıyor, toprak oluyor, zerreleri dağılıyor, tekrar nasıl onu? Sen inanmıyor musun Cenab-ı Hak diyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam, yani haşre dirilmeye inanmıyor musun yoksa diyor. İnanıyorum diyor, amenna. Velakin liyatmeinne kalbi. Yani sizden kalbim ben itminam verecek, tatmin edecek bir cevap istiyorum diyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. O zaman Cenab-ı Hak diyor madem ki itminan için istiyorsun, şimdi bak diye orada da Kur'an-ı Kerim'de haşri öldüğü, ölüyü nasıl dirilttiğini çok güzel bir misalle hemen Ayetül Kürsi'nin, Ayetül Kürsi var Bakara suresinde, hemen arka sayfasında bu anlatılır. Aynen şu ders de ona benziyor. El cevap, madem öyledir, itminan için istersin, istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz ki ismi nur çok müşkülatımızı halletmiş. İsmi nur. Hep önümüze bu çıkacak artık. Bu derslerin, şu suallerin anlaşılması için bu nur ismi ve nur isminin parlak bir aynası olan semada güneş. Yani güneş nur isminin en parlak bir aynasıdır. Güneş misaliyle üstadımız bu müşkül sualleri çok basit bir şekilde, çok rahat bir şekilde anlayacağımız şekilde ne yapacak? İzah edecek, ispat edecek. İsmi nur çok müşkülatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazıh, kalbe nurani olacak temsil yolunu. İhtiyar ile İmam-ı Rabbani gibi deriz. Risale-i Nur Kur'an'ın biliyorsunuz çok aksam-ı icaziyesi, mucizelik cihetleri var. Bunlardan biri de temsilattır Kur'an'da. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى. En yüksek hakikatler ne yapılmış? Yüksek hakikatlere ulaşılmış. Uzak hakikatler yakınlaştırılmış, dürbün gibi. Yükseğe çıkmış merdiven gibi. Çok geniş meseleler toplanmış, bir araya getirilmiş pencere gibi. Üstadımız Risale-i Nur'la, Risale-i Nur'daki temsilleri merdivene, pencereye, dürbüne benzetiyor. Akla vazı, kalben nurani olacak temsil yolunu. İhtiyar ile İmam-ı Rabbani gibi deriz. Üstadımız diyor Kur'an'ın o temsilattaki mucizeliği Risale-i Nur'a da aksetmiş. En müşkil, en derin meseleler, en yüksek hakikatlere kolaylıkla çıkılacak. Bu temsilleri Cenab-ı Hak Risale-i Nur'a ihsan etmiş. Yani Risale-i Nur'daki temsilat Kur'anidir. Tabi. Tamamen Kur'ani temsillerdir. Neşebem, İmam-ı Rabbani buyurmuş. Neşebem neşeb perestem men gulami şemsem. Ez şemsi meguyem haber. Yani ben gece, karanlıkta geceden, aydan, yıldızlardan haberimi almıyorum. Ben güneşin hizmetkarıyım. Doğrudan doğruya haberimi güneşin kendisinde, ya güneşi, her şeyi gösteren güneşi, güneşten sormak lazım. Her şeyi gösteren kendini her şeyden, yani sanki şu Arapça ibare, her şeyi gösteren güneş kendisini her şeyden çok gösterir. Ez şemsi meguyem haber. Onun meali gibi. Temsil icazı Kur'an'ın en parlak bir aynası oldu. Ondan biz dahi bir temsille şu sıra bakacağız. Şöyle ki bir tek zat muhtelif meraya aynalar vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela şems. Ben nur misali dedi, hemen şems dedi. Değil. Demek nur isminin parlak bir aynası. Dünyamızı aydınlatıyor, güneş manzumeyi şemsiye aydınlatıyor. Mesela şems, bir cüz'i müşahhas iken, cismi var, hacmi var, maddedir. Değil, müşahhastır yani bir cisim, güneş, gözümüzle görüyoruz. Güneş, bir cüz'i müşahhas iken, eşya-i şeffafa vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, ruh-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Mesela bu mevsimde yazdır, öğle vakti, ruh-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti, ziyası, ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası, her birisi
mukabilindeki eşyaya muhit ve am ve şamil oldukları halde, yani bütün küre arzda, bütün gezegenlerde parlayan o ışık ve o sıcaklık tamamen güneşe ait olduğu halde, hepsine şamil, her bir şeffaf şey dahi güneşi timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı, hem elvan-ı seb'ayı, yedi rengini göz bebeğinde saklıyor. Safi kalbini ona bir takt yapıyor. Hatta şahsiyetiyle değil, bizzat her parlak şeyin içine, bizzat bir tane güneş bil asana görünüyor. Müstakil bir güneş gibi böyle kendisi, sıcağı, renkleri, ışığı görünüyor. Demek şems, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, her şeye muhit olması vahidiyet. Ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Bir nevi cilve-i zatıyla. Zatıyla bile her parlak şeyin içinde bir bizzat bir güneş var. Bölünmüyor yani. Katarat adedince, şeffafat adedince bölünmüyor. Her birisinde bizzat bir tamam ya bir güneş görünüyor. Hepsinde tamamında bir güneştir. Her birinde de bir güneştir. Birincisi vahidiyet, ikincisi ehadiyet. Demek şems vahidiyet haysiyetiyle umum, ona mukabil umum eşya muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu mesele medar olacak üç nevine işaret ederiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nuraniyetiyle bir anda her yerde bulunması, her işi yapması, her şeye niyetsiz yakın olmasını anlatacak gelecek ya, asıl noktayı münteha derste o. Şimdi üstadımız bu temessülü anlatarak bize ne yapacak? Bizi bu hakikate yaklaştıracak. Yani bu bundan sonraki şu üç madde basamaklardır ha. Şu yüksek hakikate yaklaşmamız için, daha rahat anlamamız için. Temessülün çok envaından şu mesele medar olacak üç nevine işaret edeceğiz. Ederiz. Birincisi kesif maddi şeylerin akisleridir. Aynalardaki akis. Kesif maddi şeylerin aynalardaki akisleri birinci temessül. O akisler hem gayrdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyeti suresinden başka, hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen aynalar mahzenine girsen, bir sahip binler sahip olur. Fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler, hayat hastaları onlarda yoktur. Başka yerlerde var, üstadımız İstihaze Risalesi'nde diyor ya, İşte yılanın aynadaki sureti ısırmaz. Ateşin aynadaki sureti yakmaz maddi cihetle yani. Ve necisin aynadaki sureti telvis etmez. Yani hem gayrdır hem mevattır. Akis, maddi kesiflerin aksi. İkincisi bir derece şimdi yukarıya çıkıyor. Maddi nuraninin akisleridir. Lamba gibi, güneş gibi şeyler. Şu akis aynı değil fakat gayrı da değil. Mahiyeti tutmuyor fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hastaları hükmünde olan ziya, ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza güneş zişuur olsaydı, mahiyeti aynen tutmuyor dedi de işte kırmızı ise kırmızı görünür. Yeşilse yeşil renk alır, sarı ise sarı görünür. Aynanın şeyine göre. Mahiyetini tutmaz ama o aynanın şeyine göre değişir. Ama nedir? Gayr da değil, ayn da değil. Fakat haydır. Mevat değil, haydır. Mesela şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O aksilerin her birinde güneşin hastaları olan, hastaları hükmünde olan ziya, ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Hatta aynayı tutun bir yere, orası sınır da. Güneşin ışığını aksit, sıcağı ışığını vurun bir yere, orayı hatta yakarız mercekle. Noktayı mihrakiye deniyor ya, aynı orayı böyle duman çıkar, yakar. Eğer faraza güneş zişur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sabası sıfat-ı sabası olsaydı, o vakit o tek yekta bir güneş, bir anda her bir aynada bulunur, her birisini kendine bir arş, bir çeşit telefon yapabilirdi. Biri birine mani olmazdı. Her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Aynı anda. Her birimizle aynamız vasıtası, her birimiz evle vakti dışarı çıksak,
aynayı güneşe tutsak ve güneşin işte şuuru olsa, o rengi, ışığı, hayatı olsa, efendim renkleri, şuur şeyleri, sıfatları olsa, her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Mektubatta diyor değil, o senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde 70 bin perde diyor ya, akrabu ilehimin hablil varid sırrıyla 70 bin perde olması, o da münafi gibi görünüyor. Vecih-i tevfik nedir? Arada 70 bin perde var. Bir ayette de diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. O bize göz bebeğimizden daha yakın olduğu halde güneş, biz ondan maddi ve kesif olduğumuz için ne kadar uzakız? Mektubatta diyor, yani kilometre olarak 150 milyon kilometredir. 4000 sene uzakız diyor. Demek yaya 4000 senede 150 bin kilometre, milyon kilometre gidilir. Üçüncüsü, nurani ruhların aksidir. Bir basamak daha nuraniyete yaklaştı. Nim nurani, maddi nurani, şimdi nurani ruhların aksi. Maddi değil. Yani hem nuranidir hem de maddi değil. Nuraniyet var. Şey, ruhaniyet var. Manevi vücutlar var. Daha yani nura yaklaştı. Şu akiz hem haydır hem aynıdır. Fakat aynaların kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Bu da yine aynanın kabiliyetine göre değişiyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam nedir? Nurani bir ruhtur. Melekler nedir? Nurani. Ruhaniyet mesela nurani. Demek maddi ve kesif değiller. Bu maddi cihazlarla, aletlerle hissedilmez, görülmez. Maneviyata, ruhaniyete, nuraniyete yaklaşıyorlar. Ama yine mahlukturlar. Tabii. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam dıhya suretinde huzur-u nebevide bulunduğu bir anda huzur-u ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider, hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i ilahiyi tebliğ ederdi, bir işe mani olmazdı. Yine üstadımız 28. mektupta değil, Hazreti Azrail aleyhisselamı ruhları nasıl kabz ediyor? Bizzat mı? Efendim, aveneleriyle mi? Ordunun cevabında da üstad, aynı Hazreti Cebrail gibi, Hazreti Azrail aleyhisselam nurani bir ruh olduğu için, melek olduğu için değil, aynı anda kendisi bizzat her ruhun kabiliyetine göre onun aynasında akseder, bizzat her ruhu Hazreti Azrail kabz edebilir. Aynı anda. Birbirine mani olmaz diye izah ediyor. Burada Hazreti Cebrail'i söylüyor aleyhisselam. Orada da Hazreti Azrail'i veya Hazreti Mikail de hakeza. Bütün melekler. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi Peygamberimiz daha demek ruh cihetiyle değil, mahiyet cihetiyle, Hakikati Muhammediye cihetiyle mahiyeti nur, hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Biri birisine mani olmaz. Hatta evliyadan, yani daha aşağıya geliyor. Peygamberimiz değil, peygamberler değil. Evliyadan yani. Ziyade nuraniyet kesbeden abdal denilen bir kısım bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Harbın diyor ya muhtelif cephelerinde görenler olmuş bazı evliyaları. Üstadımızı biliyoruz, hapishanedeyken camide cuma namazında görenler oluyor. Tabii. Gibi demek ki nuraniyet kesbini. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin 40 müridinin iftar davetine icabet ettiği söylenir. 40 tane müridi mesela diyelim iftara çağırıyor, 40'ına da geleceğim diyor. Hepsine de gidiyor. Hepsi diyor bizdeydi bu akşam diyor. Öbürü de yok sizde değildi bizde. Nuraniyet olunca demek birkaç yerde nurani ruh. Evet, nasıl cismaniyete can ve su gibi şeyler ayna olur, öyle de ruhaniyete dahi hava, esir, alemi misalın bazı mevcudatı ayna hükmünde, berk ve hayal suratında bir vasıta-i seyr-ü seyahat suretine geçerler. O ruhaniler hayal suratıyla o meraya-i nazifede, o menazil-i latifede gezerler, bir anda binler yerlere girerler.
Şu anda mesela ben burada okuyorum değil. Şu anda Türkiye'de ne kadar dünyanın her tarafı burayı izleyebiliyor bak. Benim sesimi duyuyor bak. Nasıl oluyor bu? Bir anda her yerde. Hiçbir yerde. Tabii her yerde demek nuraniyet. Yani nuraniyet ve ruhaniyete yaklaştıkça, latafet kesbettikçe bir anda süratle havaya üstad emir ve irade arşı demiyor mu? Bir anda bir kelime bütün hava zerrelerine yayılmıyor mu? Tabii. Şimdi buradan Cenab-ı Hakk'ın nuraniyetini tarif edecek ve böyle nura nur olan bir zat nasıl her an, bir anda her yerde her işi bizzat yapmasını, her şeye niyetsiz yakın olmasını buradan ispat edecek. Yani bu nasıl aklımıza yakınlaştırıyor ha? Bu dakik mevzu, derin mevzu ne kadar sehli münteni deniyor Risale-i Nur'un bu derslerine. Yani bundan daha basite, bundan daha kolaya indirgenemez yani. Bu kadar kolay, zor bir mevzu, bu kadar ağır bir hakikat, yüksek bir hakikat, bu kadar rahat bir şekilde, böyle kolay bir şekilde insanların akıl seviyesine indirilemez Risale-i Nur'a. Cenab-ı Hak bunu ihsan etmiş. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar, ruhani gibi madde ile mukayyet min nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Neymiş? Güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar. Ruhani gibi madde ile mukayyet min nurani masnular. Nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yaparlar. Gözümüzde görüyoruz. Hatta bugün bu aletler vasıtasıyla, bu değil internettir, televizyondur, bu aletler vasıtasıyla neler oluyor dünyada gözümüzde de, yani ilmin kerametiyle de değil, ilmin keşfiyatıyla de bu kabiliyet görünüyor. Şimdi acaba diyecek üstadımız, Allah'ımızı tarif edecek ki Cenab-ı Hak şimdi şu sorduğumuz üç suale göre Cenab-ı Hakk'ın bu işleri nasıl yaptığı, böyle bu vaziyetleri, keyfiyetleri nasıl olduğunu çok daha rahat anlayacağız. Ama oraya geçmeden 14. sözün 4. meselesinin son paragrafına bakın. Allah'ımızın nuraniyetini tarif ediyor. Bunu da yine bir temsille kıyas edebilmemiz için Allah'ın nuraniyetini güneşin nuruyla kıyas edecek bakın. Yani bu temsil diyor hakikati ifade edemez dürbün gibi. Biraz yaklaştırmak için. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık. Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan güneş. Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan güneşin. Kesif ayna nedir? Yani güneşin bu parlaklığı Allah'ın sıfat ve isimlerinin nuraniyeti yanında kapkara. Simsiyah. Öyle bir nuraniyet düşünün ha. Yani bir de hakikati hal değil. Takrib için. Yani düşünmeyin, biraz düşünebilmemiz için bir misal. Vahid-i kıyasi. Acab işte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık. Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan şu güneşin. 200 milyara yakın güneş var. Galaksi var. Her birisinde yüz milyarlarca güneşler var. Tamamının nuraniyeti, üstadımız ne diyor? Bütün yıldızların, güneşlerin nuraniyeti cennetten geliyor diyor. Santral merkezi cennettir. Hararetleri cehennemden tükenmez bir hararet. Yani kalorifer kazanı. Isı merkezi cehennem. Nuraniyetleri, ışıkları cennetten geliyor. Cennetin ışığı nereden? Cennetin o nuraniyeti ve ışığı Cenab-ı Hakk'ın. Nur isminin gene bir cilvesine mazhar cennet. Ya işte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık. Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan şu güneşin. Bir müşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Okuduk. Bir, birliğiyle beraber her yerde hazır nazır olması, mekandan münezzeh olması, birliğiyle beraber her işi bizzat yapması, şerikin ortağın olmaması, ulviyetiyle beraber her şeye niyetsiz yakın olması, her şeyin ondan niyetsiz uzak olmasını
şu üç esasın numunelerine güneşin mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette. Güneşin nur ve harareti, güneşin nur ve harareti elin ve kudretine nispeten. Bütün, tabi bu ikisini söylüyor Üstad, elin ve kudreti, bütün sıfat ve isimlerine şamildir bu nuraniyet. Güneşin nur ve harareti elin ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde. Burada da toprak gibi kesif dedi. Nurun nur, münevvirun nur, mukaddirun nur olan Zat-ı Zülcelal, her şeye elin ve kudretiyle nihayetsiz yakın, hazır ve nazır, eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, muanecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahz-ı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey, cüz'i, külli, küçük, büyük, daire-i kudretinden harica çıkmadığına, kibriyası ihata ettiğine, şuhud derecesinde bir yakini imaniyle iman ederiz ve iman etmek gerektir. Acaba yine geçmeyeceğim. Allah'ımızı anlatacak. Bir de bu güneş misali gibi üstadımız 32. sözün 2. mevkifinde Barla'da kaldığı evin medrese, ilk medresenin önündeki çınar ağacını misal veriyor. Çınar ağacını misal verecek. Bakın bu daha garip, acayip bir misal. Bunda da yine değişik bir kainat bir ağaç hükmündedir. Öyleyse çınar ağacındaki bu tecelliyatı, bu mazariyeti anlamamızla ondan sonra acaba'ya geçeceğiz. Daha rahat anlamış olacağız. Bu birinci misal neydi? Güneş. Temsil. Güneşin nuru. İkinci temsil, kainat bir şecere hükmünde olduğu için her bir şecere, yani bu sadece çınar ağacına mahsus değil, her bir şecere şamil. Ama üstadımız daima diyor ya, Kur'an'ın bir de bir usulü de budur. Kur'an daima insanların gözü önünde olan marufları olan, me'lufları olan şeylerle misal verir ki ta ki daha rahat anlasınlar. İnsanların daha rahat kavraması için. Onun için Barla'da bu dersi yazdığı için üstadımız Barla'daki çınar ağacını misal veriyor. İşte kainat bir şecere hükmünde olduğu için her bir şecere kainat hakaikine misal olabilir. İşte biz de şu odamızın önündeki muhteşem muazzam çınar ağacını kainata bir misal-i musagar hükmünde tutup kainattaki cilve-i ahadiyeti onunla göstereceğiz. Şöyle ki ben Sungur abiyle beraber bir gün Barla'daydık. Bu çınar ağacının da medresede oturmuştuk. Sungur abi öyle dedi. Dedi ki üstadımız bir gün burada oturuyorduk. Dedi ki bu ağaç Şeceret'in Nur suresindeki, bak dikkat edin, teafuh. Bu Şeceret'in Mübareket'in ayeti de Nur ayetindedir. Nur suresinin Nur ayetindedir. Şeceret'in Mübareket'in sırrına mazhardır bu ağaç üstadımız demiş. Yani her ağaç mazhar olur. Hususen bu ağaç. Çünkü niye? Üstadımızı 6-7 sene yeri var ona, orada oturduğu yer. Geceler misafir etmiş yaz mevsimlerinde. Öyle mübarek bir ağaç. Bu ağacın yaprağını bile koparmaya izin yoktur dermiş. Yaprağını bile koparmak yasaktır. Hiçbir şeyini koparmayın diye üstadımız, kimse barlarlar, yaprağına dahi dokunmazlarmış çınar ağacın. Şimdi şu anda da öyledir. Elhamdülillah. Şu ağacın la akal 10.000 meyvesi var. Her bir meyvesinin la akal 100'er kanatlı çekirdeği var. Bütün 10.000 meyve ve 1.000.000 çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada mazhardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdeki aslisinde, kökünde, gövdesinde cüz'i müşahhas ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye, bir nüve-i emr-i rabbani. Cilve-i irade-i ilahiye, nüve-i emr-i rabbani. Yani o ağacın tabiri caizse biyolojik hayat kanunları, her ağacın bir şeyi vardır. Rengi, kokusu, tadı, kimyevi, biyolojik özellikleri, ona ne diyor? Cilve-i irade-i ilahiye, nüve-i emr-i rabbani. Yani onun kendisine mahsus kanunları ile şu ağacın kavani-i teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki her hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Yani ağacın kökünden başlayın ta tepesine kadar.
yaprakları, çiçekleri, meyveleri, dalları değil, budaklarını her noktasında ne var? Uhde-i cilve-i irade ve nüve-i emr-i rabbani var yani. Her noktasında. Hiçbir yerde de değil, her yerdedir. Hiçbir yerde değil. Kessen hangisinde? Hiçbirinde yok. Ve o bir tek cilve-i irade, o kanun-ı emri, Üstad Allah alem değil, bu insan penceresinde ruh için de aynı şeyi yapıyor. Değil mi? Mesela insan ruh neremizdedir? Her yerdedir, hiçbir yerde değil. Nereyi kessen orada yok. Ama her yerde, hiçbir yerde. Yani ruhta da o nuraniyet dedi ya, ruhta nurani olduğu için, ruhani olduğu için, o özellik vücutta ruhun şeyi yani. Yani ruhun vücuttaki tasarrufu değil. 31. pencere. Burada da kısmen bu ruh misaliyle, vücuttaki ruh misaliyle o misal da bir nevi bunları teyit eder. Ve o bir tek cilve irade, kanun-ı emri, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Yani kökten başlayıp yavaş yavaş yayılarak gitmiyor her yere. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde, muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor. Hiçbir eseri görünmüyor. Eğer intişar ile olsaydı, izi eseri görülecekti. Belki bizzat tecezzi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunur. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilde irade, o kanun-ı emri, o uhde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince o kanun-ı emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir cüz'ü o kanun-ı emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi ya, vesile-i tessil ve takrib olur. Yani dalları ne kadar uzak olursa olsun, ne kadar kalın olursa olsun gövdesi, engel değil, belki vesile-i tessil ve takrib olur. Daha da kolaylaştırmaya, yaklaştırmaya vesile olur. En uzak, en yakın gibidir. Bilmiyorum, bahçeci var mı içimizde? Ağaç yeşillen, yapraklarını, çiçeklerini açmaya başlayınca önce hangisi açıyor? Aşağı mı, yukarı mı? He? Ben. Hatta belki de en yukarıdaki en önce açıyor. Eğer bu sırayla olsaydı aşağıdan yukarıya doğru sırayla önce alttakiler başlayacaktı açmaya. Sonra biraz daha yukarıya, biraz daha. En aşağıdakiler daha güçlü olacaktı ilk defa açtığı için. Halbuki ekseriyette yukarıdaki daha güçlü oluyor. En uzak, en yakın gibidir. Madem yani böyle intişarla değil, ha üstad onu anlattı ya, her yerde demek hazır nazır, aynı anda aynı kanun iraden tecelli ediyor. Emri Rabbani tecelli ediyor. Her yerde, hiçbir yerde de. Tabii, birbirine mani olmuyor. Madem bir müşahede zat-ı ahad-ı samedin irade gibi bir sıfatının bir tek cille-i cüzisi, bir müşahede milyon yerde, ağaçta, milyonlar işe vasıtasız medar olur. Elbette o Zat-ı Zülcelal'ın tecelli, kudret ve iradesiyle şecere-i hilkati, kainat ağacını, hilkat ağacını bütün ecza ve zerratiyle beraber tasarruf edebilmesine şuhud derecesinde bu ağacı gördüğümüz gibi yakin etmek lazım gelir. Aynı anda zaten bahar mevsiminde de kainatta, kainatı göremiyorsak da diyor ya, dünyayı görecek kadar bir göz olsa, cenneti görecek bir göz olsa ne, cennete bakabilsen diyor. Ama hiç olmazsa Van'daki bahçeleri görüyoruz yani. Ben evdeki bahçede, bu ay hep içerideyiz ya, tam böyle müşahede ettim, böyle her gün bakıyordum. Nasıl oluyor? Yani acayip bir şey ha. Şu dersleri, aynen bir ağacı takip et, bir tek ağaçta müşahede ediyoruz. Vallahi. Yani aynel yakın müşahede ediyoruz. Şuhud derecesinde dediği o, aynel yakındır. 16. sözde ispat edildiği gibi, izah ve ispat edildiği gibi, 16. sözdeki o misali üstad burada kısa hulasa edecek, ondan sonra acaba'yı okuyacağız. 16. sözde ispat ve izah edildiği gibi deriz ki, madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar, ruhani gibi madde ile mukayyet min nurani masnurlar,
ve şu çınar ağacının manevi ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi, merkezi tasarrufu olan emri kanunlar, iradi cilveler, işte insan hepimizin vücudumuzdaki bulunan ruhumuz değil. Şu anda hepimizin ruhumuz var bedenimizde. Şu anda misafiriz beden kafesinde. Ha, bunlar nedir? Müşahhas, cüz'i oldukları halde pek çok yerlerde, pek çok işlerde bir müşahede bulunabilirler. Maddeyle mukayyet bir cüz'i oldukları halde mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz ihtiyarıyla pek çok muhtarif işleri bir müşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkar edemezsin. Acaba. Şimdi geldik acaba'ya, Allah'ımızı anlatacak. Nuraniyetinde okuduk ya. Şimdi 16. sözde de acaba var. 32. sözdeki acaba hem 16. sözdeki acaba'yı almış hem de ona da biraz daha acabaları ilave etmiş. Biraz daha uzun. İkisini birden tazamun ediyor yani. Yani bu 32. sözün acabasını okumakla 16. sözün acabasını da okumuş oluyoruz. Acaba, dikkat etseniz 16. sözdeki acaba ile bu hemen hemen çok cümleleri, baş kısmındaki cümleler aynı. Acaba maddeden mücerret ve mualla, hem kaydın tahdidinden, kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum envar ve bütün nuraniyat, onun envar-ı kutsiye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve zilali, hem umum vücut, bütün hayat, alem-i ervah ve alem-i berzah, alem-i misal, nim şeffaf birer ayne-i cemali, hem sıfat-ı muhita, şu unat-ı külliye olan bir tek zat-ı akdesin, irade-i külliye, kudret-i mutlaka, ilmi muhit ile zahir olan tecelliyat-ı sıfatı, cilve-i efali içindeki teveccüh-i ahadiyetinden hangi şey saklanabilir? Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi yer ondan gizlenebilir? Hangi fert ondan uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi, her mevcuda bakar birer manevi basarı, işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Her ferde, ya her bir mevcuda, yani her bir zerreye, ha nedir, her bir zerreye bile bakar birer manevi basarı, işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Silsile-i eşya onun evamir ve kanunlarının süratle cereyanlarına birer tel, birer damar hükmüne geçmez mi? Mevani ve avaık onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı? Esbab ve vesait sırf zahiri bir perde olmaz mı? Hiçbir yerde bulunmadığı halde her yerde bulunmaz mı? Hiç tahayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç uzaklık, küçüklük, tabakat-ı vücudun perdeleri onun kurbiyetine, tasarrufuna, şuhuduna mani olabilir mi? Hem hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkanın ve kesafetin ve kesretin ve takayyudun ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tağayyur, tebeddül, tahayyüz, tecezzi gibi emirler maddeden mücerret vacibül vücud, nurul envar, vahid-i ahad, kuyuttan münezzeh, huduttan müberra, kusurdan mukaddes, noksandan mualla, bir zat-ı akdese lahık olabilir mi? Aciz hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun dameni izzetine yanaşır mı? Kusur
hiç onun dameni izzetine yanaşır mı? Neyi bize bırakıyor? Burada cümle bitti. Bize bir şey bıraktı. Ali bize ne bıraktı? He? Haşa! Zerrat-ı kainat adadınca ezelden ebede kadar haşa ve kella. Onu da bize bıraktı ya. Bunu okuduktan sonra bağıracağız ha. Haşa ve kella. Yalnız bu 16. sözün acabasının sonunda bir paragraf var. 32. söze onu almamış bak. O acabanın 16. sözün sonundaki o paragrafa bakın. Orada da şimdi dikkat, şimdi burada akrabiyetle kurbiyet meselesi. İki marifetullah'a iki yolla gidilir. Bir akrabiyet ilahinin inkişafı, ikincisi kurbiyet ve sülük üzere gitmek. Bu iki mesele önümüze geliyor. Bu 16. sözde kurbiyeti, şimdi bak kurbiyetle gitmenin, sülükle Allah'a marifetine gitmenin ubudiyet yoluyla onun kısa bir tarifini yapacak. Daha sonra 3. şuada da bu akrabiyeti Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz yakınlığı, bizim ondan nihayetsiz uzaklığımız. Marifetullah'a gidişte bu hangisi, onun nihayetsiz yakınlığıyla gitmek, bir de bizim ona nihayetsiz uzaklığımızla Allah'a gitmek. Bu ikisinin farkını anlatacak. Tabii ki o da çok mühim bir mevzu. Yani ubudiyette bu da marifetullah'ta fevkalade ehemmiyetli bir yol. Hakikati miraçla hikmeti miraç da budur işte. Hakikati miraç, kurbiyet üzerine gitmektir. Seyr-i sülüktür, Resul-i Ekrem'in velayetidir, ubudiyetidir. Hikmeti miraç, akrabiyet-i ilahinin inkişafıdır. Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz yakınlığının işte risalete inkılap etmesi. Evet, nasıl güneş kayıtsız, nurani, maddesiz, aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Daha ona yanaşmak için, şimdi kurbiyet, ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeye, asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, Allah Allah, kurbiyetle gitmek, ubudiyetle ancak bir derece yanaşabilir ve görüşebilirsin. Öyle de Cemil-i Zülcemal, Cemil-i Zülcelal, Zülkemal sana gayet yakındır, sen ondan gayet uzaksın. Öyleyse nasıl gidelim, nasıl kavuşalım Allah'ımıza? Onun nihayetsiz yakınlığıyla mı? Bizim nihayetsiz uzaklığımızla mı? Hangisi kolay? Hangi yol? İkisi de var. Tabii. İkisi de var. O da var, o da var. Hakikati miraç, hikmeti miraç. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak her iki yolu da bize açmış. Ama Risale-i Nur külliyatı, veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olduğu için nasıl Resul-i Ekrem hikmeti miraçla bir anda akrabiyet-i ilahın sırrıyla risalet makamına inkişaf etmiş, bir anda dönmüş gelmiş. Bak, gidişi çok uzun sürmüş ama dönüşü bir anda. Risale-i Nur da bizi elhamdülillah bu akrabiyet-i ilahinin inkişafı sırrına çıkarıyor. Risale-i Nur'da ubudiyet, sülük de var. Kurbiyet üzere gitmek, hizmet, işte meşakkat, çile, ondan sonra mücahede, nefisle, imtihanlar. Ama bir cihette de Risale-i Nur'daki şu yüksek hakikatler, bir akrabiyet-i ilahinin inkişafı sırrını, şeyde var ya, insan penceresinde, bu hakikati insani haritasında var ya, orada üstadımız izah ediyor. Hakkal yakin derecesinde, iman mertebesine, akrabiyet-i ilahinin inkişafıyla gayet rahat ve kolay bir şekilde üstadımız bizi ne yapıyor? Bu Risale-i Nur'la çıkarıyor. Allah'a şükürler olsun. Kalbin kuvveti, aklın uluyeti varsa temsildeki noktaları hakikate, tatbika çalış. 3. şua. Bu son mevzunun kısa bir izahını okuyup bitireceğiz. 3. şua, ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas. Diyorsun ki biyedi melekutu kulli şeyin ma min dabbetin illa huve ahidun binasiyetiha ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid gibi ayetler nihayet derecede kurbiyet ilahiye gösteriyor. Allah'ın sonsuz yakınlığını. Ve ileyhi turcaun. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّهُ اِلَيْهِ فِي يَوْمْ مِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 sene gibi ayetler, hadiste varid olan Cenab-ı Hak 70,000 hicap arkasındadır. Ve miraç gibi hakikatler
nihayet derecede bu diyetimizi gösteriyor. Bizim uzaklığımızı. O nihayetsiz yakın, biz nihayetsiz uzak. Şu sırrımızı fehmer takrib edecek bir izah ister. El cevap öyleyse dinle. Evvela birinci şuanın ahirinde demiştik. Okuduk ya son paragrafı. Orayı tekrar ustad buraya alıyor. Çünkü bir nevi buranın mukaddemesiydi. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla, maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi, onun aynası olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. 4000 sene. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin. Bir nevi cilveleriyle, cüz'i tecellileriyle görüşebilirsin. Ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına, bir taife isimleri hükmünde olan şualarına, mazharlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebe aslisine yanaşmak, bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istesen, kurbiyet, o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin, pek çok meratibi külliyeden geçmekliğin lazım gelir. Adeta sen manen tecerrüt cihetiyle küre arz kadar büyüyüp, hava gibi ruhan imbisat edip, kamer kadar yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra, Bedir gibi mukabil gelmek nedir Hüseyin? Bedir gibi mukabil. Bedir nedir? Bedir, ayın 14'ü. Ayın 14'üne Bedir denir. Tamamını, yani tamamını gösterir. Tamamı ayna bulduktan sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de o celili pürkemal, o cemili bir misal, o vacibül vücut, o mucidi külli mevcut, o şems-i sermet, o sultan-ı ezel ve ebed sana senden yakındır. Sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa temsildeki de kaygı tatbik et. Yani güneş misalini tatbik et. İkinci misal. Burada da yine biraz daha kolaylaştırmak için askerlik misalini verecek. Güneş misalini zaten önce de okumuştuk. Şimdi bir değişik bir misal daha. Askerlik misalinden. Biz neyiz? Rütbemiz neferiz. Mesela biz askeriz. Yani düz asker. Buna nefer denir. Ha, askerliğin en yüksek mertebesi nedir? Genelkurmay başkanı. Eskiden Müşi Maraşal denirdi. Şimdi bu misaldan bu onun nihayetsiz yakınlığı, bizim nihayetsiz uzaklığımız ve onun nihayetsiz yakınlığıyla mı onunla görüşsek daha rahat olur? Yoksa bu nihayetsiz uzaklığı mı kapatıp gitsek mi rahat olur? Bunu göreceğiz. Samiyen, mesela vellillahil metelala, bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi gibi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut, müşiriyet, ferikiyet, ta yüzbaşı, ta onbaşıya kadar geniş ve dar külli ve cüz'i dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer. Kimdir nefer? Ali. Şimdi bir nefer. Hizmet-i askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar. Yani dairede kaldığı yerde abesi kimdir? O onbaşısıdır. Onu merci tutar. Kumandan-ı azamına şu cüz'i cilve ismiyle temas eder. Münasebetdar olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvanla görüşmek istese onbaşılıktan ta serasker mertebe külliyesine çıkmak lazım gelir. Yani bütün o rütbelerin hepsini ne yapması lazım? Kazanıp geçmesi lazım ki maraşal olacak ki kumandan-ı azamla bizzat huzuruna çıkıp görüşebilsin. Yani kurbiyetle olsa ne kadar uzun ne kadar zor. Demek padişah o nefere, halbuki padişah bize, o askere hükmüyle, kanunuyla, ilmiyle, telefonuyla, tedbiriyle, eğer o padişah Evliya-i Abdaliye'den nurani olsa bizzat huzuruyla, hatta onbaşı şeklinde bizzat huzuruyla nurani olsa gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hail olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicaplar fasıldır. Fakat bazen merhamet eder, hilaf-ı adet bir neferi huzuruna alır. Lütfuna mazhar eder. Nerede? Nerede? Günde 5 defa 4. şua işte. Namaz. Namazın hakikati diyor ya. Mahzul lütuf olarak.
Mahzulutfulara Padişah Zülcelal'ın huzuruna bir neferin bizim kabulümüzdür yani ya. Onu da dördüncü şuada güzel anlatıyor. Öyle de emri kün feküne malik, güneşler ve yıldızlar emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenirse zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani, esmai ve sıfati, yani hem alem-i şehadet ve mülk aleminden, imkan aleminde zulmani, ekvani budur. Nurani ve esmai, ta Esma-i Hüsna'nın sıfatların mertebelerinden 70 binler hicaptan geçmek. Her ismin binler hususi külli derecatı tecellisinden çıkmak. Gayet yüksek tabakatı sıfatında mürür edip ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına oruç etmek. Eğer cezb ve lütuf olmazsa binler seneler çalışmak, sülük etmek lazım gelir. Binler, işte Miracın binler senelik mesafeyi tazammül etmesi. Resul-i Ekrem'in velayeti kübrası. Hep bunları geçmiş böyle. Bu Esma'nın en ismi azamlık mertebelerine mazhar olmuş. Ve öyle risalete inkılap etmiş velik. Velayeti kübrasının kerameti kübrası. Mesela sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, sonra bütün zihayetlerin Halık'ı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebetdarlık lazım gelir. Yoksa zilde kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. Bir ihtar, temsildeki padişah, aczi için kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat biyedi melekutu kulli şeyin olan kadir-i mutlak vasıtalardan müstahanidir. Bu temsildeki o müşiriyet, ferikiyet, yüzbaşılık falan Cenab-ı Hakk'ın bundan müstahanidir. Çünkü padişah kesif olduğu için onları mecburen şey etmiş. Nurani olsa hepsinin yerinde de yine o çalışır onların suretinde. Vasıtalar sırf zahiridirler. Perde izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret aciz ve iftihar içinde saltanat rububiyetine dellaldırlar, temaşagerdirler, muayni değiller, esbab. Şeriki saltanat rububiyet olamazlar. Bu temsilde bu mühim farkı üstadımız ders veriyor. Tabi burada akrabiyet-i ilahiyenin inkişafı mevzu var. Risale-i Nur'un başka yerlerinde bu Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz yakınlığının inkişafını Ener Risalesi'nde, insanla ilgili bahislerde, 11. sözde, 23. sözde kardeşler, akrabiyet-i ilahiyenin inkişafı sırlarıdır o. İnsan tarifinde. Oraların hepsini okumamız lazım. Bir de hakikati insaniye var ya, o şeyde bunun güzel bir dersi var. Emirde Alakası 1. cilt 145'te. Onu da okursak inşallah. Yani Cenab-ı Hak o 2. şuada da var ya, mesela insanın diyor kendisinde baktığı vakit Cenab-ı Hak bilhassa insanda diyor, zihatta ve insanda bütün sıfat ve isimlerle bir tecellisi var. Ene bahsi değil. Kendimize baktığımız vakit işte o akrabiyeti, Allah'ın nihayetsiz yakınlığını kendimizde görüp anlayıp onu inkişaf ettirmek. Zıddiyet itibariyle ayna darlığa çıkmak. Hepsinin ondan olduğunu, hepsinin ona ait olduğunu bilip hem azost. Tabii. Sırrını anlayıp akrabiyeti ilahi çok daha kolay, çok daha yakın, çok da şeksiz şüphesiz diyor ya, vicdani olduğu için şeksiz şüphesiz imanın hakkal yakin mertebesine çıkmaktır. Akrabiyeti ilahi inkişafı sırrı. Yani demek ki Risale-i Nur'da hem enfüsi hem afaki. Tabii. Hem akrabiyetiyle, inkişafı sırrıyla, hem de bu kurbiyet şeyle, seyr-i sülükle böyle bir marifetullah'a gitmek var. Cenab-ı Hak bu her iki cihette de Risale-i Nur'un şu dersleri ve düsturları çerçevesinde Kur'an sünnete ve muvafık bir şekilde böyle inkişaf etmeyi, terapi etmeyi hepimize nasip eylesin. Sonunda da bir ufak müjdem var size. Müjdeyle ilgili kısa bir müjde. Diyelim bu dersleri hiç anlamadık. Nedir bu, her yerdedir, bir yerde değil yahut her yere yakındır, nihayetsiz yakındır, biz ondan uzakız veya her işi bizzat yapıyoruz, hiç kimse karışamıyor. Yani şu temsilleri, izahları tam anlamadık. Ya Rabbi ben ne yapacağım, ben aklım biraz noksandır, tam şey demiyorum, kavrayamıyorum falan diye insanın içine bazen bir işte şeytan da vesvese veriyor. Nasıl bu vesveseler dersi de tam anlamayınca olabilir? Alın size bir müjde. Şeytanın en büyük bir destesi hakaiki imaniyenin azameti cihetinde. Yani 13. işaret, 13. lema, 13. işaret. Dar kalpli, kısa akıllı, kasır fikirli.
dar akıllı, kalpli, kısa akıllı benim gibi. Kasır fikirli insanları aldatır der ki, bir tek zat, umum zerrat, seyyarat, nücumu, sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acı büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Bu Mekke müşrikler işte öyle diyorlardı. Allah diyor ki yıldızları idare ediyor. Gökleri, ufak işleri ne bilir? Yani biz putları onları ufak işlerde kullanıyoruz yani. Sümme haşa, yani Allah padişaha benzetiyorlardı. Putları da muhtarlara. Bizim köyde muhtarlarla işiyor diyoruz diye. Mekke müşrikleri. Yani Allah'a inanıyorlardı ha. Mekke müşrikleri hepsi Allah'a inanıyorlardı, Allah'ın varlığına, ama Allah yukarıdadır yani, padişahtır. Büyük işleri yapıyor. Mekke'nin ufak işlerini putlarla idare ediyoruz diye. Yani bu şu anda da dünyanın her yerinde böyle şeyler var yani maalesef. Böyle küfre, şirke düşen, yani şirk çok şey yani, çok dehşetli bir şey yani. Bir zerreyi Allah'tan başkasına isnat etsen, ufak bir fiili değil, en bu derste okuduğumuz şu derste tam anlaşılıyor. Yani en ufak bir zerreye Allah'tan başka hiçbir şeyin zerre kadar parmağı ve dili karışamaz. Ne parmağı karışabilir, ne sinek kanadından seyyarat yıldızlara kadar, kainatın nihayetine kadar zerre kadar şerike yer yoktur. Bu derslerde onları alıyoruz, anlıyoruz. 32. sözün birinci mevkifi değil, la şerikele. Ne kadar güzel izah ve ispat ediyor. Fakat işte şeytan böyle ne yapıyor? Böyle hadsiz, acı, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir? Der, aczi insanın noktasında. Bir hissi inkarı uyandırıyor. El cevap, hepimize müjde, şeytanın bu destesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Bunların hiçbirisini bilmedin, Allahu Ekber söyle. Min kulli şeyin kudreten ve ilma. Her şey bildiğimiz bilmediğimiz, ondan sonra ilmi ve kudreti her şeyden büyüktür. Cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesret ve şair-i İslami'ye de tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Ya, bu desise namazın her tarafında değil, bayramlarda, inşallah bayram geliyor. Hep tekbirler, tekbirler. Haclerde Allahu Ekber'in ziyade kesretle şair-i İslamiye'de tekrarı bu deseyi mahvetmek. Yani benim ne ki benim aklımı almıyor, fikrimi yerleştiremiyorum, kaldıramıyorum, Allahu Ekber. Cevabı hakikisi oraya yerleşir yani. Çünkü insanın aciz kuvveti, zayıf kudreti, dar fikri, böyle hadsiz büyük hakikatleri, hadsiz büyük hakikatleri Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor. Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor. Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki, bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Bunda iki yol var. Birinci yol, Allahu Ekber ayet midir? Var mı kardeş? Kur'an'da Allahu Ekber var mı? He? Var. Tekbir var. Mümkündür. Fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanat ile çok acip bir yolla olur. O yol ise, demek iki yol var bu kainatın idaresi gözümüzün önünde. Kainat idare edilir değil, iki yol var. Kim yapıyor bu işleri? Birinci yol mümkündür. Fakat gayet azim ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanatla çok acip bir yolla olur. O yol ise, mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahad ve samedin rububiyetiyle, irade ve kudretiyle olmasıdır. İşte tevhid yolu. İkinci yol, hiçbir ciheti imkanı olmayan, imtina derecesinde müşkülatlı, hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Huve nüktesinde bunu çok güzel üstad izah ediyor. Yani iman yolunun nihayetsiz kolaylığı, şirk ve küfür yolunun nihayetsiz muhaliyeti, imkansızlığı. O çok güzel orada izah etmiş. Hava zerrelerinin vazifelerini. Çünkü 20. mektup, 22. söz gibi çok risalelerde gayet kat ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda şirk olursa, Allah'a verilmezse, hatta her bir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka, bir ilmi muhit, hadsiz bir kudret bulunmak lazım geliyor. Allah'ın bütün sıfat ve isimlerini
zerrelere vermek lazım geliyor. Ta ki mevcudatta bir müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam, gayet hassas nizam ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u sanat vücut bulabilir. Bir tek Allah'ı diyor ya üstadımız, aklına sıkıştıramayanlar bulundukları meslek icabı olarak zerrat adedince ilahları kabul etmeye mecburdurlar. Bir tek Allah'ı sıkıştıramıyor. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa o vakit her cihetçe gayrı makul mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaya girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Subhane men ceale hazainuhu beynel kafi ve nun kün. Ya Subhane men ceale hazainuhu beynel kafi ve nun fe subhanellezi biyedi melekutu kulli şeyin ve ileyi turcaun. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل وسلم على رسولك الأكرم مظهر اسمك العظم وعلى آله أصحابي إخواني أتباعي آمين يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين. İnşallah. Evet. Allah hayırlı şifalar versin. Biz de görüştük. Aşırları da mı okuyayım? Kısa aşırları mı? Biriniz okuyun ya. Faruk Hoca sen gel oku. Bir kısa sureler, bir kardeş okusak konuşa yap bize şey. Bu da çalışıyor mu? Gelsin burada olsun. Bir şey yok. Gel gel. Gel lüzum. Maksat mesafe şartı var ya. Sosyal mesafe. Yeni yeni tabirler öğrendik. Sosyal mesafe. 1.5 metre. Biraz daha başa git. Değil. Allah'la mesafemiz yok ya. Demek ki tam sıhhat var. Değil. Allah sonsuz yakın. Şifa, sıhhat oradan geliyor. Uzak düşse hasta olur. Asıl hastalık, üstad diyor ya, asıl Allah'ı düşünmüyorsan, eğer Allah'ı unutmuşsan, öyle bir hastalık senin başında var ki, şu hastalık onun yanında çok hafif kalır ya. En büyük demek hastalık, Allah'tan uzak düşmek. Buyur abi. Kısa sureleri. 3, İhlas'tan başlıyoruz. Felak Nas. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bütün cemaatimizin, ders gruplarının ve şu anda bizi dinleyen, dinlemeyen ne kadar kardeşler varsa, ehli iman kardeşlerimizin, cemaatimizin, okumuş olduklarımız, bütün hatimler, cevşenler, yasinler, evrat, ezkarlarımızın hepsini Cenab-ı Hak kabul eylesin. Onların hepsini
Bağışlama üzere sizin vekaletlerinizi ben aldım, kabul ediyorum. Allah kabul etsin. Onları hepinize vekaleten ben bağışlıyorum. Rabb-i Rahimimiz kabul buyurup ruhlarına, hepimizin ruhlarına ihsan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيد وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا بديع الزمان سعيد نرسي رضي الله تعالى وأرواح جميع طلبة رسائل النور وإخوانه وأخواتهم الأحياء والأموات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خصوصا يا أرحم الراحمين bu ختم şerifleri okuyan kardeşlerimizin hangi niyetle ismini kalplerinde, ruhlarında niyet ettikleri isimler de varsa o isimlerin de hepsinin ruhlarına bağışladık, hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Hususen bu Ramazan-ı Şerif'te yakınlarda vefat eden bütün ağabey ve kardeşlerimizin, ehli imanın, bu salgın hastalıkta vefat eden ehli imanların, güvenlik güçlerimizin, şehit olan güvenlik güçlerimizin ruhlarına ayrı ayrı, hususen Bilal Mücahid abinin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Kendi ruhlarımıza da, aile efradımızın, anne babalarımızın, akrabayı taallukatımızın, geçmişlerimizin umumen ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Taksiratlarını affeyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bahçeyle. Saadet ebediye açılan bir kapıya çevir. Kabir azabından, cehennem ateşinden onları da bizleri de muhafaza eyle. Ve cennetül firdevste mesud kıl ya Rabbi. Hayatta olan hepimize bu Kadir gecesinin yüzüsü hürmetine son nefesimizde, son nefesimizde kadar razı olduğun istikametli bir hayat yaşayarak, son nefesimizde de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i tayyibe-i münciyesini cani gönlünden söyleye söyleye hüsnü hatimeyle. Allahümme ihtim lena bis saadeti ve şehadeti vel kerameti vel büşra ve tevbeti vel mağfireti vel iman sırlarıyla ruhumuzu teslim ederek sana peygamberimize, Kur'an'ımıza, bütün sevdiğimiz büyüklerimize kavuşmayı, likanla, rü'yetinle, rızanla ebediyen müşerref olmayı hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin,
Bu mübarek Ramazan-ı Şerife ve Kadir Gecesi'ne kavuşmayı nasip eylediğin için lütfu keremine, fadlu ihsanına, zerrat-ı kainat adedince ezelden ebede kadar hamdü senler olsun. Hâzâ min fadli Rabbi. Gecemizi mübarek eyle. Kalan gecelerimizi de, bayram gecemizi, Arafa gecemizi de mübarek eyle. Kavuşmayı nasip eyle. Maddi manevi bayramlara kavuşmayı nasip eyle. Maddi bayram işte ziyaret etmek, bayramları tebrik etmektir ama asıl manevi bayram değil. Oruçlarımızı tuttuk. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirdik. Katimlerimizi okuduk. İnşallah Rabbimizin rahmetine mazhar olmak faziletine karşı şükür değil. Bayram en büyük şükürdür. Bayramlarda bol bol şükretmek, Allah'ı zikretmek, tesbih etmek ta ki nefis fırsat bulup gaflette bizi maddi süfli nefsani eğlencelere götürmesin. Cenab-ı Hak böyle manevi hakiki bayram, en büyük bayram Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, likasını, rüyetini inşallah kazanmaktır. Ebedi bayramları ya Rabbi bizlere nasip eyle. Hem dünyamız hem ahiretimiz ebediyen bayramlar olsun, maddi manevi bayramlar olsun inşallah bu gece hürmetine. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de buyurmuşsun, bu gece bin aydan Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir. Her gecemiz Kadir gecesidir. O gecelerimiz olduğu gibi bu gecemizi de ya Rabbi bin aydan hayırlı eyle. 83 sene ibadetle geçirmiş gibi, hakkımızda sevap kazanmış gibi, ibadetle geçirmiş gibi, ihlaslı ibadetle geçirmiş gibi makbul eyle. Bu ilahi sofradan hissemizi ziyade eyle. Şahs-ı manevinin, ümmeti Muhammed'in umum kazancından hepimizi azami hissedar eyle. Duası makbul kullarının mübarek mekanlarda, makamlarda yapılan dua ibadetlere bizim dualarımızı da ilhak eyle. Masumların aminleri hürmetine dualarımızı kabul eyle. İhtiyarlarımızın, yaşlarımızın, hastalarımızın dualarının kabulü hürmetine, onların aminleri hürmetine bizim duamızı kabul eyle. Risale-i Nur'un üstadımızın şahsı manevinin yüzü hürmetine ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Günahların geçmiş gelecek günahlarımızı affeyle. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, senden hangi hayırları istemişse biz de onları senden istiyoruz, bizlere ihsan eyle. O hangi şerlerden sana sığınmışsa biz de o şerlerden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize tavsiye ettiği bu dua ile dua ediyoruz. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhubbul affa fa'fu anna ya kerim. Ya Rahim ya Rabbel alemin. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Geçmiş gelecek günahlarımızı affeyle. Bizleri mağfiret eyle. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Affeyle, mağfiret eyle. Gençlerimizi ıslah eyle. Nesillerimizi ıslah eyle. Bu ahir zamanın cazibedar fitnelerinden hepimizi, hususen gençliğimizi ya Rabbi lütfunla, kereminle muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahmin, akılları, kalpleri, ruhları, Risale-i Nurlara, Kur'an'ın bu zamanın fehmine dersi olan, mucize-i maneviyesi olan, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi iki kere dört eder derecesinde kat'i ispat ederek imanlarımızı hakkal yakın derecesine çıkaracak kadar kuvvetli tahkiki iman derslerini veren Risale-i Nur külliyatına hepimizin akıllarımızı, kalplerimizi, ruhlarımızı meylettir ya Rabbi. Bizi Risale-i Nur'a muhatap eyle. Okuyup anlayıp istifade etmeyi nasip eyle. Risale-i Nur'ları okuma zevkini, feyzini, fırsatını bizlere nasip eyle. Azami istifadelerimizi nasip eyle. Talebeliğine bizi kabul buyur. Sadık talebeler üzmesine ilhak eyle ya Rabbi. Nur talebesi olarak yaşamayı, hayatımızı bu yolda vakfetmeyi, feda etmeyi, nur talebesi olarak hüsnü hatimeyle huzuruna varmayı hepimize nasip eyle ya Erhamer Rahimin. Dünyada ahirette bizleri saitlerle haşret, saitlerle neşret ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Hasta kullarım var. Hepimizin maddi manevi hastalıklarımıza şifalar eyle, ihsan eyle. En büyük hastalık manevi hastalık. Allah'ım seni unutmak, ibadetinden, sana itaatten uzak kalmak, nefse ve şeytana uymak en büyük manevi hastalıktır. Bu manevi, en büyük bu manevi salgın hastalığından gençliğimizi kurtar ya Rabbi. Gençliğimizi ıslah eyle. Bu maddi salgın hastalığın buna vesile olmasını nasip eyle. İnsanların uyanmasını, senin hikmetine muvafık bir şekilde bu salgın maddi musibetlerden, hastalıktan ders almalarını, intibaha gelmelerini, uyanmalarını, sana yönelmelerini, Kur'an'a, Resulullah'a, İslamiyet'e ve Kur'an'ın kutsi bir tefsirine, Risale-i Nur'a akılların, kalplerin, ruhların yönelmesini bu gece hürmetine, kullarına nasip eyle ya Rabbi. Emeği geçen, hizmette gayret gösteren başta vakıf abilerimiz, kardeşlerimiz olmak üzere bütün nur talebelerinin,
ve imana, Kur'an'a hizmetten bütün ehli iman kardeşlerimizin sa'ilerini meşgul eyle. Zemplerini mağfur eyle. Dua ve ibadetlerini makbul eyle. Amel ve hizmetlerini ticareten lentebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Maddi hastalığı olan bu salgın hastalıkta da hasta yatan kardeşlerimize ya Rabbi. Hüsnü şifa duası isteyen Molla Mehmet abimizdir. Hacı Kerem abimiz ve diğer bir cümle ismini bildiğimiz bilmediğimiz bütün ehli iman hastalarımıza Şafi isminin hazinesine şifalar, afiyetler bu gece hürmetine ihsan eyle. Maddi manevi selametler, saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in ve Arefe günü bayramın maddi manevi huzur ve saadetleri, sıhhat ve afiyetleri getirmesini bizlere nasip eyle. Maddi manevi rahmetinle tecelli eyle bu ülkemize, İslam alemine ya Rabbi. Tekrar bayramdan sonra camilerimize, medreselerimize, derslerimize, hizmetlerimize kavuşmayı hepimize, bütün ehli imana nasip eyle ya Rabbi. Hepimizi bu maddi manevi musibetlerden muhafaza eyle. Lazım olan dersi almayı ve o derse göre dikkatli, senin rızana göre, Kur'an'a ve sünnete göre yaşama ciddiyetini ve gayretini bu 2-3 ay içinde ayrı düşüp kıymetini bildiğimiz çok değerlere yeniden kavuşarak onların kıymetini idrak ederek yaşayabilmeyi ya Rabbi. Bundan sonraki hayatımızda bizlere nasip eyle ya Erhamer Rahimin. Amin. Elfu elfu amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman nasip eyle. Başında akıl, kalbinde iman olanların iş başında geçmesini, iş başında bulunmasını nasip eyle. Bu hastalıklarda, bu musibetlerde gayreti, emeği geçen başta devlet büyüklerimiz, hükümetimiz, sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimizden razı ol. Onların da sayılarını meşgul eyle. Zemlerini mağfur eyle. İbadetlerini kabul eyle. Hizmetlerini ticareten lentebur sırrına mazhar eyle. Ya bu güzelliklerden onların ruhlarında hissedar eyle ya Rabbi. Hainlere, din düşmanlarına, memleketimizi, İslam alemini, hizmetlerimizi baltalamak, kötülemek, yıkmak isteyen her türlü insi cinli şeytanlara fırsat verme ya Rabbi. Onları hikmetine muvafık bir şekilde defu ref eyle ya Rabbi. Onların şerrinden hepimizi emin eyle ya Erhamer Rahimin. Amin. Elfu elfu amin. Bi hürmeti şehri Ramazan. Tekabbel minna bi hürmeti şehri Ramazan. Ve bi hürmeti leyletil kadir. Ve bi hürmeti eydi sa'idil fıtır. Ve bi hürmeti sırrı suretil Fatiha. Salavat. Allah kabul etsin. Hepimizin kandilimiz, kadrimiz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Maddi, şimdiden maddi manevi bayramlarınızı da tebrik ediyoruz. Kavuşmayı nasip eylesin. Emsali kesiresiyle üstadımızın bir duası da odur. Nice böyle Ramazanların, Kadir gecelerinin, bayramlarının emsali kesiresiyle hepimizi ebediyen müşerref eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.